Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz şifa danışmanı ve eğitmeni Semiha Çaylan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esin'cim. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben FS Altın Çağ'ın Şifa Teknikleri 22 eğitmenliğini yapıyorum ve şifa danışmanlığı yapıyorum. Çok güzel. Yaşam çiçeği nedir? Nasıl kullanılır? Biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Yaşam çiçeği maddi ve manevi anlamların merkezi ve yaratıcı gücü temsil eden, sembolize eden güç ve sonsuzluk simgesidir. Yaşamın mucizelerini bize adeta fısıldar. Enerjisi çok muhteşem ötesi. Zaten enerjisel olarak kullanıyoruz. Yaşam çiçeği evrendeki her şeyi oluşturan bir semboldür. Asıl DNA'larında var her şeyin. Yaşam çiçeği, sonsuz, sınırsızlık sembolü olan mucizeler çiçeği diye adlandırılır. Mucize ve bolluk enerjisini aktaran en güçlü bir semboldür. Bizlere gönderilmiş olan aslında. Ne güzel. Biz her alanda renklendirerek yaşam çiçeğini renkler olarak kullanıyoruz. Çok güzel. Yaşam çiçeği altın çağın çocukları eğitiminizle ilgisi nedir? Yaşam çiçeği şöyle aslında, yüksek bilinci temsil eden yeryüzünde Allah'ın insanoğluna bahşettiği muhteşem bir semboldür. Bu sembolü renklerle ve FS Altın Çağ'ın çocukları 33 enerjisi ile birleştirip insanların uygulayabileceği rahat ve kolay bir şekilde faydalı şifa sistemi olarak bu sistem oluşturuldu. Bizler ellerimizle yaşam çiçeğini kullanarak bedenlerimize şifayı aktarıyoruz. Çok güzel. Peki, meccanen şükür frekansındayız. Çok güzel. Yaşam çiçeğini kullanmaya nasıl başladınız? Yaşam çiçeğini ben kendim bir depresyon rahatsızlığı geçirdim. Bir dönem vardı. Tam pandemi döneminde bu beni bayağı bir sıkıştırdı aslında. Bir arayış içine girdim. Hiç bu işler bilmiyordum. Ferhan Sezer Sova hocamızın sayfasından girerek ve bu eğitimlere bir adım attım. Bir hafta içerisinde gerçekten hiçbir ilaç kullanma şeyim kalmadı. Dediğim bu ya bu mucize olsa gerek ve devam ederek şu an eğitmenlik sürecinde ve kendim bir ofis açarak Denizli'de seanslarımla katkı olmaya devam ediyorum. Neyse. Şükürler olsun. Peki bolluk bereket alanında da kullanılıyor mu bu? Evet, bolluk bereket alanında kullanıyoruz. Çok büyük katkı oluyor. Gerçekten bizim hani parayla ilgili oradaki çarpık bakış açılarımız, yanlış kodlamalarımız. Evet, ön yargılar. Hani paraya bakış açımız aslında değişip dönüşüyor. Orada bolluk bereket enerjisini yaşam şeyle aktif ediyoruz. Renkleri kullanarak. Altın rengini kullanıyoruz mesela. Moru kullanıyoruz. Muhteşem bir alan açıyor bize orada. Daha tabii ki teknikler ve içerikler var. Çok güzel. Mor zaten insana mutluluk verir, enerji verir, evet, derler. Evet. Bolluk ve ben de çok severim. Güç, enerjisi hakikaten mor. Harika. Peki bereketi arttırmak için izleyicilerimiz ne söyleyebilirler? Tavsiyeniz. Bolluk ve bereketi arttırmak için izleyicilerimize şöyle bir hediyemiz olsun. Ben ve bedenim berekette altın frekansındayım. Altın yaşam çiçeği formları ile param ve bereketim artıyor. Bunu söylesinler. Tekrar etsinler. Tamam. Tek sayı olarak tekrar edebiliriz. Ya da içimize ne zaman gelirse muhteşem katkı olacağını görecekler. Ne güzel. Peki sizin kitabınız var mı bu renk ve yaşam çiçeği çalışmalarıyla? Benim kendime ait kitabım yok. Ferhan Sezer hocamın kendisine ait. Burada da getirdim. Tabii, gösterin. Evet. Yaşam çiçeği, bereket ve şifa kitabı var. Renkli kartlarıyla birlikte. Kartların nasıl kullanılacağı da içinde yazıyor zaten. Tamam. Çok güzel. Çok muhteşem katkı oluyor. Şahane, ne güzel. Peki zambak çiçeğinin de bir etkisi var galiba. Biraz anlatır mısınız? Zambak çiçeğini bizler yine şifada kullanıyoruz. Zambak enerjisel olan sistemini kullanıyoruz. Hani çiçek tamam, dünya boyutunda bir çiçeği var ama enerjisel alanı çok farklı. Şifaya çok katkı. Mesela bizim FS Beauty Wellness 77, cilt güzelliği, gençlik, doğal güzellik, botoks etkisi, yani bunda kullanıyoruz zamba ve diğer eğitimlerimizde de şifalarımızda da kullanıyoruz. Evet. Beden şifası için nasıl kullanılıyor peki bu zambak enerjisi? Zambağın enerjisini kullanıyoruz aslında dediğim gibi ellerimizle. Bedenlerimize zambağın farkındalığını ve bilincini şifa olarak aktarıyoruz. Alıyoruz ve aktarıyoruz. Çok güzel. Peki ödül alan bir teknik sanırım bu teknikler. Bolluk, bereketli bir ilgisi, faydası var mı?
Evet, Ferhan Sezer eğitimleri gerçekten Altın Çağ'ın Çocukları 33. Dediğim gibi az önce FS Beauty Wellness 77 eğitimleri olarak çok dalda ödüller aldı. Meccan'a şükürler olsun. Almaya da devam ediyor. Katkısı çok büyük. Yani sadece gençlik ve güzelliğin ötesinde insanlara özgüven, feraset, farkındalık ve bilinç aktarıyor. Bu da muhteşem bir alan oluyor. Bolluk bereket için zaten öncelikle parayla ilgili dediğim gibi çok çarpık kodlamalarımız var. Hı hı. Çok para şöyle yapar. Tabii. Çok paran olursa şöyle olur. Para aslanın ağzındadır. Hepsini biz bunları bir yaşam şişeğine bırakarak bir temizlemeden geçiriyoruz. Ve sonra da taleplerimizi netleştirip seçimlerimizi neyi seçmeliyiz? Nasıl bu parayı kendimize çekmeliyiz? Nasıl alanımıza davet etmeliyiz? Kibarca, nazikçe artık orada o kadar sonsuz sınırsız bilgi ve aktarım var ki çok eğlenceli. Aslında evrende bolluk ve bereket çok fazla. Tıkadığımız alanlar hepsi temizlenip arındıktan sonra akmaya başlıyor. Biz de seyreliyoruz. Böyle söyleyebilirim. Muhteşem alan. Tabii. Yani ben bunu yapamam diye bir ön yargı bizi bloke ediyor değil mi? Evet. Yani ben para kazanamam. Evet. Bazılarında böyle fikirler var. Ben para kazanamam. Para bana nasıl gelsin? Hani yaptığın işe göre odaklanıp, aylık gelire göre odaklanıp, orada bir tıkanma. Aslında paranın tek bir yerden gelebilecek olma ihtimali, zihnimizin bunu koyması, bizim sınırlandırmamız bizi durduruyor orada. Tabii. Tek bir yerden gelme ihtimalinin ötesinde. Tabii biz işimize odaklanalım değil mi? İşimizi en iyi yaparsak evet. Zaten karşılığı gelir. Yani aslında işimizi en iyi yapmak, odaklanmak değil yani. Gücü, mücadeleyi, beceriyi yanlış tanımladığımızı da temizlememiz lazım. Evet. Güçle, mücadeleyle para kazanma bilgisi de yanlış aslında. Gerçekten bir adımlar atarak ama hafiflikle, kolaylıkla, naif bir şekilde nazikçe o para bize geliyor. Ama hareket enerjisi oluşturacağız biraz orada. Rahat alanda da gelebilir. Çok mücadeleye de gerek yok aslında. Evet. Bunları deneyimliyoruz. Yani kendimizi böyle bir ferahlatacağız değil evet. mi? Yani sıkarak değil de yok. Daha böyle bir huzurlu. Aynen. Bir iç huzuruna sahip olarak. Çok muhteşem. Zaten gerçekten bu tekniklerimiz ve uygulamalarımız travmalardan tutalım, takıntılar, tikler, vesveseler sonsuz, sınırsız katkı olup bizi bedenen ve ruhen hazırladıktan sonra evet. Hepsi bir alanda ilerliyor. Bolluk bereket akışı da orada başlıyor zaten. Yani çabaya gerek yok. Oturduğumuz yerden kolay bir şekilde tekniklerimiz, pratik. Psikolojik olarak kendimizi olumsuz etkilediğimiz zaman fiziksel sorunlar da oluşuyor değil mi? Kendimizi kastığımız evet. zaman. Zihnimiz zaten hep konuşur. Hı-hı. Zihin konuşur. Onun yaratılışındaki şeyi odur. Devamlı yani fikir üretiyor. Evet. Şu an çok mutluysanız Hı-hı. mesela der ki ya senin şu sıkıntın vardı şu an neden gülüyorsun acaba? Onu düşünmek zorundasın. Güzel bir şeye adım atıyorsanız muhteşem bir yere ilerleyeceksiniz biliyor bunu. Çeldirici olabilir. Bu bizim çocuğumuz olur, yakınımız olur, eşimiz olur ya da bizi kendimiz oluruz Tabii. çeldirici. Hı-hı. O anda dikkat edeceğiz ki hakikat mi acaba bizi bu durduran şey yoksa Yanlış bir çeldirici mi? Doğru. Fark etmeyi seçmeliyiz aslında. Hı-hı. Farkındalık ve bilinç yayıyor bizim Hı-hı. bu eğitimlerimiz ve uygulamalarız. Ben kendim de bunları yaşadım. Meccanen şükürler olsun. Bu kelimeyi de çok kullanıyoruz. Sonsuz, sınırsız alandan yani zahmetsizce bir nimetin şükrü diyebiliriz. Bunu da seyircilerimiz tekrar edebilirler. Çok güzel. O bereketle ilgili sözü bir kere daha hatırlatalım son olarak. Evet. Tekrardan onu hatırladım. Hı-hı. Bereket alanımızda böyle bir kısıtlılık, bir sıkışma Hı-hı. hissediyorsak gün içinde ben, bedenim ve yaşamım berekette altın frekansındadır. Altın yaşam çiçeği formları ile param ve bereketim artıyor. Bunu söyleyerek evet. yapabiliyoruz. Tabii ki. Ne güzel. Güzel bir hatırlatma oldu. Evet. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Sizinle de aynı şekilde güler yüzünüz, samimiyetiniz hissediliyor. Çok mersi. Başarınızın devamı dilerim. İnşallah hepimize. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.